Muğla'nın büyük şehir olmasıyla ilgili de düşüncelerini açıklayan Gökbel, Muğla'nın Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehir yönetimleriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, bize düşen sorumluluklarımızın bilincinde olarak mücadele etmektir dedi. Bu kadar kötü, bu kadar riskli, bu kadar problemli diye oturup yerimizde ağıt mı yakacağız? Yoksa herkese rağmen, her şeye rağmen elimizi taşın altına, elimizi ateşe sokarak sorumluluklarımızın gereğini mi yapacağız? Biz, bize düşen Türkiye'ye hazırlanan bu tuzakların karşısına şartlar ne olursa olsun inancımızla, bilgimizle, iddialarımızla arslanlar gibi karşı durmaktır. Mevcut iktidarın ele geçirmesi mümkün olmayan kaleler var. Muğla gibi. Bu yasa öyle tuzaklar hazırlamış ki böyle bir kaleyi CHP'nin oylarıyla CHP'li bir başkan seçtiğimizi zannederken birden AKP'nin oyuncağı olan bir başkana emanet etme riskimiz var. Yasayla ilgili bilinmeyen birçok uygulamanın var olduğunu ileri süren Musa Gökbel, yasayla beraber yerel yönetime birçok yetki verildiğini ve bu yetkinin işini bilmeyen kişilerde her şeyi ben bilirim havası yaratacağını savundu. Bu yasa yeni bir Muğla getiriyor. Yeni bir imkan getiriyor. Bu hiç ele geçmemiş imkanlarla yeni bir Muğla'yı yerden 10 karış yukarı fırlatmak mümkün. Bu hedeflerin içinde bir tek öncelik vardır. Muğla insanı, ikinci bir önceliği yok. Üretimin ve tüketimin en güzeli Muğla'da diyen Gökbel, tarımsal olarak elde edilen hiçbir ürünün Muğla genelinde bulunan hiçbir süpermarketin rafında olmadığını belirterek, üretici ile tüketici arasındaki zinciri bile kuramamışız dedi. Ben mevcut belediye başkanı arkadaşlarımın yol yapmasını, gölgelik yapmasını, çadır yapmasını, bisiklet yolu yapmasını tabii ki minnetle karşılıyorum. Oysa sosyal demokraside belediyecilik önce rant yaratmakla başlar. Rant yaratmak, zenginleşmenin yolunu açmak,